Fransa Kasım ayında Paris'te 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının 3. yılını andı. Saldırılar sonrasında hükümet 2 yıl süren olağanüstü hal ilan etmiş. 2017'de de yerine ulusal güvenliği ve teröre karşı savaşı güçlendirmek, kısaca SILT adıyla yeni bir terör yasası yürürlüğe girmişti. Uluslararası Af Örgütü'ne göre yeni yasa devlete az bir denetimle geniş yetkiler veriyor. Kontrol kararları hükümete bireylerin hareketlerini adalet sisteminin dışında, yasal suçlama olmadan ve bir mahkemede yargılanma fırsatı sunmadan etkili bir şekilde denetleme etkisi veriyor. Böylece insanların hareketlerini kontrol ediyorlar. Örneğin bir bireyin bir bölgeden çıkışını yasaklayabiliyorlar, polise bildirimde bulunmasını isteyebiliyorlar, belirli kişilerle bağlantı kurmasını da yasaklayabiliyorlar. Fransa son yıllarda bir dizi terör saldırısına maruz kaldı. Charlie Hebdo dergisine saldırı, Kasım 2015 saldırıları ve Niste 2016'da 87 kişinin hayatını kaybettiği Bastil Günü'ndeki kamyon saldırısı bunlar arasında. Hükümet tehdidin doğası gereği şüphelileri izlemek ve muhtemel saldırıları önlemek için benzersiz önlemlere gerek duyulduğu konusunda ısrarcı Hollanda Parlamentosu da Fransa'da gördüğümüz birçok önlemi kabul etti. Alman Federal Polisi'nin de yetkilerini genişlettiğini görüyoruz. Şimdi de İsviçre Federal Parlamentosu'nda benzer bir yasa geçiyor. Onların ifadesiyle muhtemel tehlikeli kişiler diye bir tanım var. Bu da bazı kısıtlamalar getiriyor. Uluslararası Af Örgütü devletlerin teröre karşı yasalara sahip olmasını kabul ediyor. Fakat bu yasaların hukuk ve insan hakları ilkeleri çerçevesinde olması gerektiğini vurguluyor. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington.